Arkadaşlar merhabalar. Fil soruldu bana. Aşağıdaki Telegram grubunda soruldu. Videoya geçmeden önce öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Videoların açıklama bölümünde Telegram linki olur. Oradan mutlaka katılın. Video olarak çekemesem bile en azından sorularınızı orada sözlü olarak veya da yazılı olarak cevaplamaya çalışıyorum. Sorulan soru da fil sorusu da Telegram'dan sorulmuştu. Fil ile ilgili beklentileri. Bakın arkadaşlar fildeki kritik direnç bölgelerini vereceğim ama size şunu göstermem lazım. ICP. Bakınız ICP ile ilgili benim çok fazla çalışmam vardı. Hatta o kadar özenmişim ki arkadaşlar. Renkli renkli çizmiştim ama bunları tabii ki bir kısmının geçerliliği şu an için yok. Çünkü o kanallar artık kayboldu. Bakın göstermek istediğim olay şu arkadaşlar. Şu ICP'nin grafiğine bir bakın. Bir de filin grafiğine bakın. Çok benziyor. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Özellikle şu bölgelerde baz alıyorum. Çok benziyor. ICP işte buradaki noktayı temas etti. Acaba diyorum hani soru işaretiyle fil de bu bölgeyi temas edebilir mi? Bu bölgeyi test edebilir mi? Böyle bir test yapması demek filin 11 dolarlı seviyelere kadar 12 dolarlı seviyelere kadar yükselmesi demek. Acaba aklımda takılan sorulardan bir tanesi bu. Umut ederim ki gelir arkadaşlar. Şimdi fildeki benim beklentilerimi kabataslak söyleyeceğim. Benim içinden geçen beklentilerim ve karşılaşacağımız direnç bölgeleri. Bakın bu direnç bölgeleri kırılmadan sonraki nokta takip edilemez. Birinci direnç kırılacak, ikinci direnç, ikinci direnç kırılacak, üçüncü direnç ancak o şartlarda bu bölgeleri takip etmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar inşallah ICP gibi yapar. Yani buradan birkaç x yapar diye düşünüyorum. Yaptırırlarsa tabii ki. Tabii ki burada da Bitcoin'in satış yememesi lazım. Satış yerse hareketi sönümlenir arkadaşlar. Şöyle büyüttüm. Size önemlilerini ve önemsizlerini hepsini vereyim. Siz notunuzu alın. Birinci takip bölgemiz 5,8 doların üzerinde kalmamız gerekiyor. Bakın birinci takip bölgemiz 5,8 doların üzerinde kalacağız. Altına sarkmaması lazım. Altına sarkar 4 saatte üzerinde kapanış yaparsa iyi değil. Hareket sönümlenir. Hareketin devamı için bir kere bu bölge şart. Sonra bakın arkadaşlar ara direnç bölgesi var ya takıldık. Birinci ara direnç bölgesine takıldık. 6,01 dolar. Sonraki takip bölgemiz 6,21 dolar. Hepsini veriyorum not alın. Sonraki takip bölge önemli bir direnç bölgesi. Önemli dediğimi çarpı koyun arkadaşlar. Burası daha da önemli. 6,31 dolar. 6,31 doların üzerine atarsa iğne atabileceği bölgeler 6,44 dolar, 6,52 dolar. Bunlar satış yiyebileceği, geri gelebileceği rakamlar. İkinci önemli bölge 6,52 dolar. 6,52 doların üzerine atarsak hızlı bir şekilde 6,82 ve yukarıda aralarını es geçeyim. Şimdi çok rakam söylüyorum ya kafanız karışmasın diye. 7,12 dolara kadar gidebileceği rakamları var. Bakın içinden geçen birinci bölge 7 dolar. Sonraki arkadaşlar gerekirse ben güncel rakamlarını veririm. Yeter ki kırarsa üzerine atarsa diye. Sonraki rakam 7,69 7,60 dolar 61 dolar ve önemli dirençlerden bir tanesi 8 dolar arkadaşlar. 8 dolardan sonra 8,45 ve yukarıda beklediğim 9 dolar. 9 dolar niçin önemli? Bakın 7 dolardan sonra benim içimden geçen 7 dolar üzerinde kalabilirsek bu çok önemli. Hani benim beklentim olan 9 dolar. Niye? Çünkü daha önce bakın 1, 2, 3 kere test etti, kıramadı. Bir daha test edebilir mi? Bitcoin müsaade ederse ben bir daha test edebileceğini düşünüyorum. Burası önemli bir takip bölgesi. 9 dolar. 9 dolar üzerinde kalabilirsek az önce söylediğim ICP grafiğine benziyor dedim ya işte o zaman bu bölgelerin yeri açılıyor arkadaşlar. Bakın birinci bölge kırılmadan diğer bölgeyi takip etmeyin. Çünkü geçerli olmayacak. Peki o bölgeyi de kırdık. 9 doları da kırdık. Sonraki takip bölgeleri 9,45 dolar. Sonraki takip bölgeleri 10,65 dolar. Ve ICP gibi yapabilirse 11,95 doları var. Arkadaşlar bu bölgenin de üzerine atarsa yeniden bakarız. Gönlümden geçen iki rakam var. Bir tanesi 7 dolar. 7 doları kırarsa 9 dolar. 9 dolar da kırılırsa 11,90 dolara kadar, 11,50 dolara kadar, yani 12 dolara yakın rakamlara kadar benim beklentim olan rakamlar. Bu bölgeye kadar arkadaşlar, yaklaşık olarak. 11,89 dolar. Benim içinden geçen beklediğim bölgeler bunlar. Bunun daha da üzerine atarsa, bunun daha üzerine atarsa 15 dolar, 17 dolar ve 20 dolarlık hedefleri var. Çünkü niye? Bakın aradaki dirençler yok arkadaşlar. Çok zayıf. Zayıf. Nasıl ki hızlı şekilde düştüyse bu bölgeyi hızlı şekilde çıkabilir. Aynen düştüğü gibi hızlı şekilde yükselebilir. Yeter ki
şu 9 doların üzerinde kalabilelim. 9 dolar üzerinde kalabilirse fil bu bölgeyi hızlı geçer. Çok hızlı geçer. Yani 17 dolara kadar hızlı bir hareket yapabilir. O da az bir rakam değil arkadaşlar. Bakın bu bölgeyle sadece o bölge arasındaki fark %87 spot. Arkadaşlar bu kanalı daha ilk defa izliyorsanız ya da ilk defa ben dikkatinizi çektiysem aşağıdan abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İlerleyen safhalarda inşallah daha güzel şeyler yapacağız. Ve mutlaka Telegram grubuna da katılın arkadaşlar. Sorular oradan geliyor. Oradan en kötü şartlarda video çekemezsem bile sesli olarak ya da yazılı olarak da yanıtlamaya çalışıyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.